Korçnoy bir röportajında şöyle der. Uzun bir süredir düşüncelerim net. Tal aslında belirli kalıplarla tahmin edilebilir ataklar yapan bir oyuncudur. Stratejik olarak en üst seviyede değildir. Birçok maçı büyük taktik becerisiyle kazanmıştır. Peki, bakalım bu maçta neler olmuş? E4, E6, D4, D5 Korçnoy tarzına uygun bir şekilde Fransız savunmasını tercih ediyor. Genellikle kapalı konumlar oluşur, rakibin üstüne gelmesine izin verir. Merkezde piyonla ben de varım. Sen e piyonuyla bu yapıyla ilgili ne düşünüyorsun? Bu kurulumdaki en büyük problem piyon yapısı sebebiyle fildir. At c3 gelişim ve gerilimi tutuyor. Fil b4 açmaz piyonu almak istedi artık e5. Özellikle şah kanadına doğru bir alan üstünlüğü elde eder. Tal bunları oldukça sever. Bununla birlikte bu yapı daha hassas bir hale geldi. c5. d piyonunu alabilirse ilerleyen e piyonu yalnız ve baskı altında kalır. Hal bunu fırsat biliyor. A3 ile birlikte hazır fil geri dönemez hemen istedi. Fil alır C3, B alır C3. Az önce A3 ile tempo kaybetti. Piyon yapısı bozuldu. Elde ettiği avantaj fil çifti. Tabii ki kapalı pozisyonlarda atlar filler kadar etkili olabilir. Korçnoy özellikle o filin yokluğunda bu karelerle ilgili çok dikkatli olması gerekiyor. Peki. Ve son olarak yarı açık B hattına sahip. At E7. Vezir G4 piyonu istedi. At F5 korudu. Fil D3 ile birlikte atı ve sonra piyonu almak ister. Kısa rok şahı hemen hedefte bırakırdı. Filler bu tarafa doğru bakıyor. Vezir burada. Bu sebeple H5. Vezir H3. Evet, hemen vezirin piyona baskısını durdurdu. Bu kararın stratejik bir problemi var. Piyon sürüşü sebebiyle kısa rok atmak pek kolay olmayacak. Şah bir süre misafir. Korçnoş piyon buldumu alır, affetmez. C alır D4. Peki, Tal ilgilenir mi? At F3. Onun felsefesi ayrı. Gelişim alabilirsin diyor. Vezir C7. Peki. Vezir alır C3, ver şahı, ver kaleyi ve Tal kale B1 geliyor. Peki vezirle almak gerçekten çok fazla olabilirdi. Fil D2, tempolu gelişim. Evet. Bu sebeple daha güvenli bir şekilde piyonla alıyor. D alır C3. Ve G4. Evet. Talin bu atla ilgili bir planı vardı. Piyon açmazda ve at geri gelmek zorunda. E7 karesine geldi. G alır H5. Ve artık Talin kaleleri açık hatlara sahip. At BC6. Piyona merkeze baskı. Fil F4 ile korudu. Ve at G6. Güzel bir fikir. Piyon elbette açmazdı ve Tal, tahtanın her tarafını kontrol eden bu mükemmel filden vazgeçmek istemiyor. Fil G3 Sizce Porçnoy burada ne yapmış olabilir? Tabii ki piyona alıyor. At G alır E5, at alır E5, at alır E5, şah F1. At fili şah temposuyla alırsa gerçekten bu pek iyi olmazdı. Bu açmaz sürsün istiyor tal. Fil D7. Kim bilir belki de uzun rok fikriyle. Kale E1 açmazdaki atı isterse F6 var. Piyonla korurdu. Tal'in tercihi Vezir H4. Dikkat! Vezir G5. Ver atı, ver piyonu diyerek gelirdi. Rakibin uzun rok fikrini durdurdu. Ve burada Korçnoy en doğal kararı veriyor. F6. Peki. Ve Tal artık bu atın oldukça güçlü merkezde olduğunu düşünerek fille alıyor. Fil alır e5. Tabii ki piyonla alabilirdi. Korchnoy vezirle alıyor ve bu şekilde veziri merkeze geldi ve kompakt piyon yapısını korudu. Muhtemel fil g6 isteklerine karşı şah e7 karesinde oldukça güvende olur. Tabii ki. Vezirle piyonu aldığında piyon fedası yaptı. Kale alır B7 ve burada köşe piyonu materyal kaybeder. Kale ile alırsa fil G6. Kale B8. A7 piyonunu alarak B hattını tümüyle rakip kaleye bırakmak kolay bir karar değil. Tal değişimi kabul ediyor. Kale alır B8, vezir alır B8. E sonuçta rakip vezir merkezden geri gelmek zorunda kaldı. Vezir G4 piyonu istedi. Ve şah F8 soğukkanlı bir şekilde piyonu şahla korudu. Ya rakip tal bütün maç boyunca rok atmadan ortada bir şahla oynayabilmek gerçekten çelik gibi sinirler ister. Kale G1'le bir kere daha piyonu istedi ve burada mükemmel bir savunma geliyor. Sizler de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Piyonu korumak G5. Harika. Evet geçerken alma var. Aş alır G6. Ve bir de geçer piyon vezire doğru ilerliyor. Belki kaleyi almak ister. Şah G7. Şahla durdurdu. Bir de rakip piyonu savunmada kullanıyor. inanılmaz Ve şimdi tal H4 ile birlikte ikinci geçer piyonu ilerliyor. Ve A5. İlerleyen köşe piyonu oldukça tehlikeli, ata destek verebilirdi. Korçnoy, vezir H2 ile birlikte o piyonu kontrol altında tutmak ister. Bunu yaptığında tal B4 karesini kullanarak Şaha doğru gelebilirdi. A5'in böyle derin bir savunma fikri var. Ve elbette ileride bu piyonu alırsa potansiyel bir vezir ilerledi. A5 ile birlikte kale G3 veziri durdurur. Vezir B1, Şah G2, Vezir B7 istediğini aldı. Şahla Vezir aynı çaprazda. Ve tal ilerliyor. H5. İki tane geçer piyon gerçekten tehlikeli. Ve D4. Açarak şah. Ve bir de vezir artık fili tutuyor. E piyonu açmazda değil. Ve bu piyon kütlesi hareketlenebilir. Tal hemen tempolu bir cevap vermek zorunda. Fil E4, fil C6, fili istedi. Fil alır C6, vezir alır C6 ve şah G1. Filleri değişmek doğru bir karar. Piyonu koruma görevi artık vezirde. Vezir D5 merkezi bir kareye geldi. Piyonu korudu. Ve rakip piyonu istiyor. Tal vezir F4 tercihinde bulunuyor. C7 karesinden rakip şaha doğru gelmek istiyor. Elbette Korchnoy'un izni yok. Vezir E5. İki tane geçer piyon olabilir ancak bu piyonlar durdurulmuş durumda. Eğer Tal vezirleri değişerek oyun sonuna girerse bu rakip konusunda avantajlı olur. Bu piyonlar ilerleyebilirdi. Bu sebeple Tal bunu kabul etmiyor. Belki de vezir f3 ile hamle tekrarını zorlayabilirdi. Kazanmak istiyor. H6. E Burada bir kale var. Kale alır h6. Şimdi vezir alır h6. Bir vezir fedası şahla vezir aldığında g7 ve tal vezire doğru geldiğini düşünürken Korçnoy kötü bir sürpriz hazırlıyordu. Vezir alır g3 ve terk. Evet. Tal veziri alırsa rakip piyonu alır ve iki piyon önde rahat bir kazanç olurdu bu oyun sonu. Bu sebeple vezir alır G3 terk geliyor. Gerçekten harika bir savunma, mükemmel fikirler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.